Merhaba arkadaşlar. SolidWorks Part içerisinde feature komutlarında son komutumuz sweep cut ile devam ediyoruz. Arkadaşlar sweep cut bir nesneye bir yolu takip ettirerek kesme işlemi yapacaktır. Şöyle bir kutu üzerinde deneyelim nesnemizi. Evet. Nesneyi oluşturuyorum. Şimdi üst yüzeyde bir skeç açacağım. Şöyle normal tüyle karşıma alıyorum. Mesela bir spline kullanarak şöyle yolumu oluşturuyorum. Skeç'ten çıkıyorum. Şimdi sweep komutunda yol ve yolu takip edecek olan profil ayrı ayrı skeçlerde olacak arkadaşlar. Şimdi bu yolun uç kısmına bir tane plane oluşturmam gerekiyor. Şöyle referans geometriden plane'e giriyorum. Spline'ı seçip uç noktasını tıkladığım zaman şu şekilde yola dik olarak bir plane oluşturacaktır. Okey diyorum bunu. Şimdi bu plane'de bir sketch açıyorum. Ve şöyle bir daire oluşturacağım buraya. Mesela 20 diyelim buraya. Evet. Plane'imizi gizledik. Şimdi sweep cut komutuna giriyorum arkadaşlar. Burada profil sweep seçili. Profil kısmında yolu takip edecek olan kapalı nesne ve burada path kısmında ise nesnenin takip edeceği yol şeklinde giriyoruz. Okey dediğimiz zaman arkadaşlar buradan şu şekilde daire yolu takip ederek nesne içerisinde bir kesme işlemi yapacaktır. Mesela bunu başka bir örnekte yapacak olursak eğer şöyle yeni bir sayfa daha açalım. Örneğin top plane'de şöyle bir daire oluşturalım. Bu dairemiz 100 milim çapında olsun. Evet, boş extrude'la uzatıyorum. Daha sonra şuradan bir daire daha oluşturacağım yine. Şu şekilde. Sketch'ten çıkıyorum. Şimdi bu dairem sketch'im seçiliyken insert, curve, helix and spiral diyorum arkadaşlar. Buradan bir spiral oluşturacağız. Bir yay oluşturacağız arkadaşlar. Şuradan reverse direction diyerek yön değiştirebilirim. Şimdi buradan define by kısmından yayı nasıl oluşturmak istiyorsun diye height and revolution diyorum. Burada yükseklik ve sarım sayısı şeklinde. Yüksekliği şuradan mesela 300 olarak çok fazla oldu. Evet. Şu şekilde 210 diyelim. Sarım sayısı diyor arkadaşlar. Şuradan şöyle sarım sayısını arttırıyorum. Şu şekilde. Mesela 6 sarım. Dönüş açısını 0'dan başlayacağım. Okey diyorum. Şöyle bir yay oluşturduk burada. Şimdi bu yayın uç noktasından geçen bir tane plane seçeceğiz. Evet. Mesela right plane'imiz burada yayın uç noktasından geçiyor. Şimdi right plane'de bir sketch açıyorum. Şöyle normal to diyeceğim. Şuradan mesela bakın uç nokta buradaydı zaten. Bir tane daire oluşturuyorum. Mesela buna 10 mm bir çap ölçüsü girelim. Şimdi sweep cut komutuna giriyorum. Öncelikle dairemi daha sonra helix spiral komutuyla oluşturduğum yayımı seçiyorum. Bakın şu şekilde. Nesne üzerinde bir kesme işlemi yapacak arkadaşlar. Bu şekilde diş açma işlemlerini, yani görsel anlamda diş açma işlemlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar sweep cut komutunda.